Getir'den siparişini ver. Son round bitmeden kapına gelsin. Efendim, son round'dan tekrar merhabalar. Karantinanın uzun günlerinde birçok insanın evinde kaldığı dönemde biz de sevgili Ali kardeşim Ali ile son round'u ikinci defa bu şekilde uzaktan uzağa Skype vasıtasıyla bağlanıyoruz. Hepinize sağlık, sıhhat diliyoruz. İnşallah bu illet çok kısa bir süre içerisinde önce dünyadan sonra Türkiye'den temizlenecek diye ümit ediyoruz. Ama bu ümidimizi korurken bir yandan da kendimize dikkat etmeye devam ediyoruz. İzolasyonumuza dikkat ediyoruz. Değil mi sevgili Ali? Kesinlikle. Çok acil durumlar dışında çıkmamaya çalışıyoruz. Ama tabii bizlerin evde kalma lüksümüz var. Diğer evde kalma lüksü olmayanlar için de hep beraber iyi fikirler bulmamız da gerekiyor. O da ayrı bir kesinlikle, şey. Çünkü kesinlikle katılıyorum. Önce işte ülke olarak, önce mahalleden şehre, şehirden bölgeye, bölgeden işte Marmara bölgesi, Ege bölgesi. Aslında şunu görüyoruz ki bu Allah'ın cezası salgın günlerinde. Aslında hepimiz birbirimize hiç olmadığı kadar bağlı ve bağımlıyız. Evet. Çok doğru. Yani o yüzden de hepimiz birbirimizden sorumluyuz. Şu aralar ekstra sorumluyuz. Sadece ben kendimi aldım sağlama değil. Hep beraber hareket etmemiz gerekiyor. Zaten ya hep beraber kurtulacağız ya hep beraber aynen yok öyle olacağız. Bu zaten bunu öğretecek bize yani. Bu hayat da dünyada, doğa da bize öğretecek eninde sonunda, bunu öğreneceğiz biz. Efendim iki aynısı, tane beraber. Aynısı böyle futbol takımlarımız için de geçerli. Aynen deyip öyle. Futbol takımlarımızdan Güzide teknik direktörlerimizden Fatih Terim Hoca'nın hastaneden taburcu olduğunu öğrendik. Hem Fatih Terim hem başka? Yusuf Günay taburcu oldu. İkisi de geçmiş olsun. Evet, muhtemelen geçmiş olsun. Yusuf Bey 6 gün falan olmuştu içeri girip yani açıkladıktan sonra hastanede tedavi altına alınalı. Muhtemelen çok iyi atlatmışlar. Tebrik ediyorum. Ve oradaki doktorlara da teşekkür edelim. Geçmiş olsun dileyelim. Artık bir an evvel evlerindeki dönemi de gayet güzel geçireceklerini düşünelim. Oradan da artık sağlıklı bir şekilde aramıza katılacakları dönemi bekleyelim diyorum. Hoca galiba 8 gün sonra taburcu oldu. Yusuf Bey de 5 veya 6. gün bugün taburcu oldu. Demek ki Abdurrahim Bey'in daha hala şeyi sürüyor. Onun da oğlu atlatmış. Onun da oğluna geçmiş olsun diyelim. Eşi de tedavisi sürüyor biliyorsun. Abdurrahim Albayrak da bir an evvel taburcu olması için geçmiş olsun ona da. Geçmiş olsun. Herkese getirelim. Rüştü Reçber'in koronavirüs virüsüne kapıldığını öğrendim. Gerçekten gelmiş geçmiş en büyük Türk kaleci olmasının yanı sıra benim tanıdığım, sohbet etme, beraber zaman geçirme ve hatta beraber program yapma şerefine, mutluluğuna eriştiğim çok çok saygıdeğer birisi. Sıfır kompleks, sıfır ego. Herkes de öyle. Sadece benle değil, herkes de öyle. Herkes de, ben bilmiyorum de, sen de kendisi de çok severim. Yakına. Çok severim. Çok sevdiğimiz. Ona da çok geçmiş hepsini olsun çok diyorum. Seviyoruz. O ayrı bütün yani hiç böyle tanımadığımız insana da bulaşmasın. İstemiyoruz tabii. Elbette, yaşlısı, gencisi, kimseye istemiyoruz. Yani sevdiğimiz için ama böyle değil. Ama ekstra yani, tanıdığımız biri olduğu için. Evet. Aynen çok doğru söyledin. Yürüyüşlüğe de geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. O da inşallah bir an evvel ailesine, sevdiklerine kavuşur. Tabii bu arada yani 10 bine yakın, yani 7 bin mi? O civarda vaka var. Yani 7 bin civarda vaka var. İnşallah bu vakalardaki insanların büyük bir çoğunluğunun da sağlıklı ailelerine, sevdiklerine kavuşmasını dileyelim. Hayata ben şöyle bakıyorum. Hayata şöyle bakıyorum. Rüştü Reçber örneğinden. Rüştü Reçber aslında bir antrenmanda, bir maçta daha önce forvet oynamasına rağmen ihtiyaç olmasa, yani iki kaleci birden sakatlanmasa Rüştü Reçber'in hiç böyle kaleci olacağı yoktu. Hayat bazen bu kadar büyük tesadüflerle de belirlenebiliyor. Belirlenebiliyor evet. Gerçekten de. Aynı şekilde Rüştü Reçber araba kazası yapmasa mesela doğrudan Beşiktaş'a gelecekti. Antalya Spor'dan. Şimdi Şunları şöyle filmi saralım. Rüştü Reçber kaleye geçmedi. İki kaleci de sağlamdı. Forvet kaldı ama şu anda hastalıktan mustarip olan birçok kişi gibi işte profesyonel futbolcu olmadı. Yani hayatta gerçekten çok ince çizgiler var. Onları geçmek, geçmemek bizim sadece elimizde değil. %51 en fazla bizim elimizde diyelim. O da en yüksek iradeyle, işte en güçlü iradeyle hareket etmemiz lazım. Yalnız şu bize bir kez daha gösterdi ki
Yani futbol kulüplerimizi oradan bağlayacağım. Bir kulübün batması, diğerinin daha sonra batması ya da batmaması bunlar değil. Bir kulüp dahi batsa geri kalan bütün sektörü etkilediğine herkes farkına varmıştır sanırım. Bunu ilk farkına varanlardan bir tanesi Almanya ki 2000'lerin başında Borussia Dortmund yıllarca bayağı kötü tercihler yaptığı için maddi açıdan büyük zorluklara düşüyor. Benim hiç sevmediğim ama her zaman çok büyük saygı duydum. Her zaman çok takdir ettiğim Bayern Münih. Aynen. O Borussia Dortmund'da mali açıdan yardımlı diyor ki sonra verirsiniz. Ama bize sizin gibi rakipler lazım diyor ki yıllar sonra da o iki takımın Şampiyon Ligi finali oynadığını. İki Alman takımının ilk kez değil mi Şampiyon Ligi finalinde karşılaştığını gördük. Evet. Türk futbolu olarak buradan hareketle her şeyi düşünmeye başlamamız gerekiyor. Şu anda konjonktürel, kulüpsel öncelikleri bir yana bırakıp daha önce karşımıza çıkmayan bir sorun çıktı. Zaten finansal açıdan en hassas dönemindeydi Türk futbolu, Türkiye'deki bütün kulüplerimiz. Ve hep beraber ne yapabiliriz? Bununla ilgili bugün sayın birçok böyle teknik direktörün, Rıza Çalınmay'ın, sanırım bugün bir tane de bir spor bakanının da açıklaması vardı. Belli ki şöyle bir oturup konuşulmuş da nabız yoklanmış. Sen neler mesela öngörüyorsun kısa vadede, orta vadede ve ne yapmamız gerekir diye sana soruyorum. Çünkü bu konulara çok hakim birisin. Benden çok daha fazla hakim birisin. Şimdi öncelikle Fenerbahçe'de 33 bin aileye yardım edecekmiş. 5 milyon lira ayırmış. Tebrik ediyorum Fenerbahçe Spor Kulübü'nü. Fenerbahçe Spor Kulübü bu dönemde bir futbolcusu koronavirüs pozitif testi çıkmış olmasına rağmen 4 basketbolcusu ve bir idari menajeri, bunun dışında da 2-3 tane profesyonel çalışanı koronavirüsle mücadele ediyor olmasına rağmen ortalığı velveleye vermeden şeffaf bilgilendirmeyle durumlarını bildirip oyuncuların durumlarını bildirip tedavi süreçlerini süresince sessiz kalarak bana göre çok artı puan aldı. Bugün sevgili Ali, son hafta maçlarının oynanmasının üzerinden 15 gün geçti. Yani biz en son futbol maçını 15 gün önce oynadık. Resmen dünyada da, sadece Türkiye'de de değil, dünyada da 14 günlük karantina süresi var. Bu 14 günlük karantina süresi takvimsel olarak doldu. Yani Fatih Terim veya başka Max Kruse'nin son oynanan maçlardan virüsü kapmadığı net bir şekilde artık takvimsel olarak da ortada. Fatih Terim'in zaten herhalde bu Yusuf Günay, Abdurrahim Albayrak, Kaan Kançal ve Mustafa Cengiz'den oluşan ekiple yapılan toplantıda virüsü kapmış olduğu muhtemel. Bunu hem Mustafa Bey hem Kaan Bey açıkladı. Hani orayı işaret etti, o toplantıyı işaret ettiler. Dolayısıyla bizim öncelikle büyük bir şey atlattık. Onu önce kabul edelim. Yani Nihat Özdemir'e veya bu kararı alan bilim kurulu eşgüdüm toplantısından sonra bu kararı alan sağlık kuruluna Allah yardım etti. Son maçlardan itibaren Türkiye'de koronavirüse yakalanmış 10 fikstürde oynayan bir tane bile sporcu da, bir tane bile teknik adam da virüse rastlanmadı. Yani o maçları oynattınız. Bu yüzden X takımdaki Y futbolcuya virüs bulaştı diyecek bir ortam kalmadı şu an itibariyle. Yani bir Valencia-Atalanta maçı var. Avrupa'da çok yayılan, hatırla yani. Bütün en şüpheli maç. Oynadıp gol yağmuruna. En şüpheli maç. En şüpheli maç denilen bir maç. Sahne olan. Evet. Şimdi bu böyle bir şey olmadı bir kere. Yani bundan federasyon bir rahatladı. Bir rahatladı. Spor Bakanlığı ve Bilim Kurulu bir rahatladı. Çünkü onlar seyircisi oynasın demişti. Yani federasyonu ben defalarca eleştirdim. Federasyonun avukatı değilim, bir şey değilim. Hatta bu federasyonun istifa etmesi gerektiğini defalarca söyleyen adamım. Ama bu kararı alan federasyon değildi. Dolayısıyla o kurul da rahatladı. Şimdi rahatlamış olarak önlerine bakacaklar. Diyecekler ki ya biz ne yapalım? Açıkçası Cefer'in de dün bir açıklama yaptı sevgili Ali.
dedi ki ya Haziran'ın sonunu geçmesi halinde ligleri bitirememe ihtimalimiz var. Dolayısıyla biz bir Nisan sonunu hep beraber göreceğiz. Bütün bilim kurulu üyelerinin, dün Ateşkar Hoca'yı da dinledim. Birçok yerde birçok bilim kurulu üyesi, değer verdiğim birkaç tane hoca var. Mantıklı bulduğum. Hepsi diyor ki bu 2-3 hafta çok kritik. Mevcut bulunduğumuz hafta, yani Nisan'ın ortasına kadar bu iş çok kritik. Ondan sonra kontrol altına alma ihtimalimiz yüksek. Eğer %90 oranında izolasyonu sağlarsak. Eğer %90 arasında izolasyonu sağlarsak ve kontrol altına alabilirsek, Mayıs ortası gibi hayatı normalleştirebilirsek, benim tahminim Mayıs ortası gibi hayatı normalleştirebilirsek, ki zor görüyorum, onu da açık söyleyeyim. Ben bu işin Haziran ortasına falan bulacağını düşünüyorum. Bütün dünyada mı yoksa yok, bizim Türkiye'de. Sadece coğrafyada Türkiye'de, mı? Yani Türkiye'de. Avrupa, Doğu Avrupa, Batı, Türkiye için Türkiye'de söylüyorsun. Türkiye'de ve Balkanlar'da, yani İtalya ve İspanya'da sezonu tamamlayamayacağını düşünüyorum. Ama mesela Almanya ile İngiltere'nin tamamlayabilme ihtimali var. Görünür. İtalya ve İspanya beni çok düşündürüyor. Bırak ligleri. İtalya'da biliyorsun benim teyzemin kızı İtalyanla evli. Evet. Onlar mesela daha öncesinde böyle Floransa'da oturuyordu. Sonra kuzeyden iş teklifi gelince o Juventus'un bulunduğu bölge neydi? Yani Lombardiya mıydı? Lombardiya. Ha, zaten asıl mevzu orada ya. Hah. İşte oradan oraya o hareketlilik çok fazla. O senin söylediğin maç da biliyorsun Atalanta Bergamo zaten açıdan, merkezi. Hah. İki arada bir derece diye. İtalya merkezi. Evet. Bergamo evet. Milano'ya 40 dakika mesafede. Bir sanayi kenti. Atalanta'nın takımı zaten merkezi Bergamo. Yani bir sürü evet, merkezi evet, Bergamo. Öyle maalesef. Dolayısıyla ben İtalya ile İspanya'nın sezonu bitirebileceğini sanmıyorum. Ama İngiltere'nin, Almanya'nın, belki Belçika'nın ve Türkiye Ligi'nin Haziran'da başlama ihtimalini görüyorum.